Selamlar, bugün çok kısa bir video ile beraberiz, öğlen sonra bir podcast çekimine gidiyorum. Evet, yeni bir podcast'a başlıyoruz sevgili arkadaşım Eray ile beraber. Her hafta karşılıklı ekonomi, özellikle yatırım, Amerikan borsaları, kripto, teknoloji bunları konuşacağız. Podcast yayına gireceğiz, sizlere mutlaka haberler edeceğim. Bugün çok kısa bir video yapacağım dedim çünkü iki temel konuya odaklanacağız. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün istihdam verisi geliyor. Çok önemli bir veri. Bugün borsalar açılmadan önce Türkiye saatiyle 3.30'da yayınlanacak. Neye dikkat etmemiz gerekiyor burada? Amerika'daki yeni istihdam sayısının 180 bin civarında öngörülüyor. Bunu biraz yukarısına yani 190 bin lira belki 200 bin lira biraz aşağısına 160-170 bin lira kadar inilmesinde bir zarar yok. Çünkü yukarı doğru gidiyor olması aslında ekonominin kuvvetli olduğunu gösterir. İnsanlar çok korkmazlar ama bir limite kadar tabii. Aşağı doğru gidiyor olması da e, enflasyonu yeniyoruz. Çünkü istihdam piyasası kırılıyor mesajını verir. Ama bu iki aralığın dışına çıkarsa tabii o zaman korkulabilir. Fakat benim için daha önemli olan saatlik ücretler. Saatlik ücretlerde hem yıllıkta hem aylıkta enflasyonun altında kalınması çok önemli. Eğer şöyle bir senaryo gerçekleşirse... İstihdam beklenen üzerinde ama ücretler fazla artmıyor o zaman harika olur. Çünkü bu bize piyasanın canlı olduğunu, ekonominin canlı olduğunu ama aynı zamanda enflasyonist baskın az olduğunu gösterir. Yani yumuşak iniş senaryosu devreye girmeye başlar. Bu piyasada için olabilecek en olumlu sonuç. Dün benzer bir rapor geldi. ADP raporu diye geçiyor. ADP raporu özel sektörde benzer göstergelere bakıyor. Ve orada gördük ki istihdam kuvvetli ama maaşlar enflasyon kadar artmıyor. Bunun burada da tekrarlayabileceğini düşünüyorum. Bu piyasalar için çok çok olumlu olacaktır. İkinci üstüne durmak istediğim konu da Mehmet Şimşek'in Türkiye'de ekonomiden tam sorumlu yanılmıyorsam Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak hizmet vermeye başlaması. Bu piyasalar için son derece olumlu bir gelişmedir. Evet ekonomistler geçmişten ağızları yanmış olanlar diyorlar ki ya Mehmet Şimşek geliyor ama ona gerekli yetkiler verilir mi? Bunu tabii zaman gösterecek. Mehmet Şimşek'in getireceği daha ortodoks, daha gerçekçi ekonomi politikalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar sabredebilir bunu gösterecek zaman. Fakat ben olumluyum çünkü Türkiye'nin başka çaresi yok. Sırtımız duvara dayanmış durumda. Böyle durumlarda rasyoneliteye dönüleceğini düşünüyorum ve bu rasyonel bakış açısını önümüzdeki yerel seçimlere kadar koruyabilirsek bunun ekonominin uzun vadede iyileşmesi konusunda da önemli olacağını inanıyorum. Ben Türkiye'nin potansiyeline hala çok inanıyorum. Çünkü büyük ekonomiler içerisinde ulusal borçlarının gayri safi milli hasılaya en düşük tutan ülkelerden bir tanesi hala Türkiye. ABD gerginliği bence bize ciddi boşluklar yaratıyor. Yani Çin'den kayacak üretim bir bölümünü alabiliriz. Şu ana kadar bu üretim daha ziyade Hindistan'a, Vietnam'a, Endonezya'ya kaydı. Buradan pay alabiliriz ve biz coğrafi olarak özellikle Avrupa ticarette daha avantajlıyız diye düşünüyorum. Biz üretim yapmayı bilen bir ülkeyiz. Bir sürü sektörde üretim şirketlerimiz gayet başarılı işler yapıyor. Hizmet vermeyi bilen bir ülkeyiz. Turizmimiz yıllardır dünyanın en önemli turizm ülkelerinden bir tanesiyiz biz. Nüfusumuz genç ve yetenekli. Maalesef dışarıya çok göç veriyoruz. Bunları bir kısmı geri gelebilse ülke parlak gelecek görüp harika olur. Bunlar bizi toparlayabilir. Dünyadaki Doğu yani Çin, Rusya ve Batı yani Amerika ve Avrupa arasındaki cepheleşmede orta bir noktada duruyoruz. Eğer dışişleri yönetim performansımız iyi olursa ki ben geçmiş hükümetten en çok beğendiğim unsurdur. Bu bize yine gülümseyecektir. Fiziki altyapı unsurlarında epey bir yol alındı. Özellikle ulaştırma tarafında. Enerji tarafında bu nükleer santral tabii önemli. Telekomünikasyonda berbat durumdayız ama altyapısı kötü bir ülke değil burası. Belki biraz daha limanlara yüklenmek lazım. Ve eğer iyi yönlendirilebilirse aslında dev bir ucuz iş gücü kitlesine sahibiz. Göçmenlerden bahsediyorum biliyorum kızacaksınız. Ama onlar aynı zamanda şu anda iş gücüne katılıyorlar. Evet bu vatandaşımız için çok iyi olmayabilir. Ama ekonomiye en azından kısa vadeli seçimlere bakış açısından yararlı olacak diye düşünüyorum. Bu çerçevede ben long Türkiye'yim yani Türkiye konusunda pozisyonumu pozitife çeviriyorum. Uzun zamanda çok negatiftim. Tabi ihtiyatlı bu. Mühim olan burada Mehmet Şimşek ve ekibine gerekli yetkiler hakikaten verilecek mi? Özellikle hakikaten tanınacak mı? Önümüzdeki birkaç ay bunları göreceğiz ama baştan ön yargılı negatif olmak istemiyorum. Ben olumlu görüyorum. Bu vatan bizim inşallah bir şeyler iyi gider. Evet ben biliyorsunuz muhalifim ama muhalif de olsam ülkenin ekonomisinin iyi gitmesini istiyorum. Durum böyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.